Erdoğan, sen bunu tanıyorsun, bu Sıtkı Ayan'ı. Bu Sıtkı Ayan ismini çok iyi biliyorsun dedi ve o Sıtkı Ayan hakkında bir takım bilgiler verdi. O bilgiler de şuydu. Yani Erdoğan'a yakın bir takım isimlerin Man Adası'ndaki bir hesaba vergiden kaçmak evet. için para göndermeleri o bir şirket aracılığıyla. Sedat Şeker de bu ifadeleri benzerlerini kurmuştu. Ben Kılıçdaroğlu evet. tabii şey olarak sonrasında alıyorum. Sonrasında ama. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kaç yıl oldu? Ben Kılıçdaroğlu tabii ki şey alıyorum. Yani Sedat Peker sonuçta bir mafya lideri. Ve hakikaten o Sıtkı Ayan'ın şimdi bir başka boyutu çıktı. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani şimdi tabii önemli bir şeyi hatırlattınız. O Man Adası belgeleri, dekontları ortaya çıktığı zaman o zaman da söylemiştik. Bir poundluk şirket 15 milyonluk ticaret. Bu nasıl ticaret? Yani bir pound'a bir şirket kuruyorlar. O bir pound'a kurdukları şirketi 15 milyon dolara satıyorlar. O paraları Türkiye'ye getiriyorlar ve bu işin merkezinde Sıtkı Ayan'la Sayın Erdoğan'ın eniştesi, işte akrabaları vesaireleri var. Şimdi bu ilişki böyle bir ilişkiydi. Kıyamet koptu o dönemde. Ama hukuk devleti olsa, gerçekten yargının bağımsız olduğu bir yer olsaydı bu meselenin üzerine giderlerdi. Ha bir şey oldu ama o dekontların gerçek olduğu savcılık kararıyla da mahkeme kararıyla da tespit edildi. Kemal Bey açılan davalar var. Evet, evet, evet. Onların hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu para transferlerinin olduğu. Şimdi buradaki mesele şu. Tabii aynı Sıtkı Ayan şimdi bakıyoruz ABD yaptırımlarını delmek üzere İran petrolünün işte ambargoyu delmek üzere İran petrolünün Rusya ve Çin'e satılmasıyla ilgili yaptırım uygulanıyor. Tabii ilginç bir şey var burada. İlginçlik şu. Hani ben İran ABD ambargosunun savunucusu değilim. O beni ilgilendirmiyor. Ona Amerika baksın kendi şeyine. Ambargosunu takip etmek onun işi. Ama beni ilgilendiren bir şey her ikide bir Sayın Cumhurbaşkanı ile adı yan yana düşen birinin böyle bir pozisyon içerisinde yeniden ortaya çıkıyor olması Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir mesele. Daha önce de yine Rıza Sarraf'la ilgili benzer şeyleri gördük. Rıza Sarraf işte itirafçı oldu. Gitti orada açıklamalarda bulundu. Rıza Sarraf da balkon konuşmasında protokoldeydi. Rıza Sarraf'la adı geçenler de balkon konuşmasındaydı. Yani şimdi düşünün, Rıza Sarraf muteber bir şahsiyetti. O süreç içerisinde Rıza Sarraf'la bu ilişkilerin hesabını hiçbir siyasetçi başta Erdoğan olmak üzere vermedi. Tapelerde verilmesi gereken yani bir hesap. Yani tapeler sahte dediler, şu dediler. Hadi o bir tarafa. O ayrı bir mesele. Ya iyi de Rıza Sarraf belli. Amerika'ya gitti. İtirafçı oldu. Hadi tapeler sahteydi. Değil de sahte olmadığını hepimiz biliyoruz. Hadi itirafçı oldu. Öyleydi. Gitti itirafçı oldu. Konuştu. O da aynı yere düştü. Şimdi Sıtkı Ayan aynı noktada. Sezgin Baran Korkmaz meselesi önümüzde duruyor yine. Oradan ne çıkacak daha bakacağız. Onu da geçen bütçe konuşmasında İçişleri Bakanı demişti. Devlet operasyonu yaptık dedi. Yukarıdan aşağı Sezgin Baran Korkmaz'ın dedi. Kaçırılmasını devlet operasyonu dedi. Sorduk ya en tepedekiyle konuştuk dedi. En tepedeki senin üstünde kim? Ben öyle anlıyorum. Yanlışsa düzeltsinler. Oradan baktığım zaman en tepedeki Erdoğan gözüküyor. Yani bu devletin en tepesinde operasyon yaptıysan o zaman Sayın Erdoğan'la yaptın. Cümlesi bu değil ama bu cümle oraya gidiyor. İzah etsin öyle değildi diye. Ondan sonra yani sen neyin mesajını veriyorsun? Örtülü olarak saraya mı mesaj gönderiyorsun? Benim pozisyonumu koru diye. Süleyman Soylu. Düşünebiliyor musunuz? Kasım ayında mahkeme karar veriyor, çıkış yasağı koyuyor, mallarını donduruyor, yurt dışına çıkış yasağı koyuyor Sezgin Baran Korkmaz'a. Bir ay sonra yasaklar kalkıyor. Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na giriyor. İçişleri Bakanlığı'nda talimatları alıyor. Ondan sonra yurt dışına çıkıyor. Çıktıktan bir hafta sonra yeniden mal varlığına tedbir konuyor. Yeniden çıkış yasağı konuyor. Yani bir koridor açıyorlar. El birliğiyle. Devlet operasyonu hakikaten doğru. Zaten işte devlet operasyonu olmasa
Bunlar yapılabilir mi? Mafya filmi seyrediyor sanki. Hı-hı. Ya. Ya benim en çok üzüldüğüm açıkçası şeydi. Hatırlıyor musunuz? Bu Reza Zarrab işte onun mallarına, paralarına el koymuşlardı. Sonra böyle muteber bir adam gibi çıktı hapisten. Çıkmakla da kalmadı. O paraları bir de faiziyle aldı. Yani hani paraya değil de evet, o faize o kadar yandı ki içim ya. Yani ayakkabı kutusunda bulunan rüşvet parasına bunlar faiz ödetti. Faiz ödedi. Ayakkabı kutusundaki rüşvet parasına. Cumhurbaşkanı o zaman az bulduğu hani tapelerde onlar vardı. Yani tabii, o bir 10 milyon dolar da geçiyordu. Sütkaya'nın tabii ya, çok affedersiniz. Kucağa gelecek denedi. Kucağımız düşecekler demişti. O ifadesini de söyleyelim. O beyefendi yani oralarda işte gelecek kucağa düşecek. Efendim burada çok ilginç. Bu nasıl bir ilişki? Çok ilginç bir şey de var. Yani mesela bu Sıtkayan operasyonunda Amerika'nın yaptığı operasyon da hakikaten bazı soru işaretleri var. O da şu. Şimdi bu bir şebekenin üzerine gidiyor Amerikalılar ve bu şebekenin ilk kuruluş tarihi Mart 2021'e gidiyor. Bir eski İran Petrol Bakanı ile Sıtkı Ayan bir araya geliyorlar Lübnan'da bir otelde ve bunun belgeleri çıktı son dönemde, bilgileri, belgeleri, tarih, isim hangi otel olduğuna ilişkin bilgilerle çıktı. Bunlar bir araya geliyorlar ve bu işte sistemi kuruyorlar. İran'a işte sahte belgeyle nasıl petrol göndeririz? O belgelere göre tankerleri bulan Sıtkı Ayan. Bunlar çok güzel. Mart'ta oluyor bu, 2021 Mart'ında. Sonra Amerikalılar bu işi çok yakından, çok yakından izliyorlar ve Sıtkı Ayan dışında bu grubun hepsine, Çin'deki şirkete, Dubai'deki şirkete, işte o İranlı, söz konusu İranlıların hepsine geçen Mayıs'ta yaptırım koyuyorlar. Bütün o grubun içinde en kritik isim olan Sıtkı Ayan'a ve onun Türk isimlere, yani ortaklarına ve onun şirketlerine yaptırım koyulmuyor. Bir tek onlara koyulmuyor. Mesela bu çok şaşırtıcı bir şey. Neden şimdi? Şimdi de sadece Sıtkı Ayan, ortakları ve şirketlerine koyuluyor. Benim aklıma açıkçası bunun Amerika açısından bir şantaj meselesi olabileceği de gelmiyor değil. Yani neden şimdi sorusu. Evet. Neden şimdi? Çünkü yani, neden Mayıs'ta herkesle birlikte koymadınız? Evet, yani çünkü şu anda başka meseleler var önümüzde Amerika'nın. Ya bu söylediğiniz çok önemli. Şimdi aklıma benim başka şeyler geliyor siz bunu söyleyince. Mayıs ayında herkese koydular. Diğer herkesle ilgili koyuyorsun ve bir tane adamı tutuyorsun. Onu koymuyorsun. Türkleri tutuyorsun. Yedekte bekletiyorsun. Rehin gibi. Rehin gibi. Aynen. Rehin gibi bekletiyorsun. Hı hı. Ve beklettiğin kişi Sayın Erdoğan'ın en yakın isimlerinden biri. Yani bir şekilde şu anlamda bu söylediğimiz ilişkilerde onunla adı geçen birisi burada. Peki şimdi yani şimdi o zaman şunu bakmak lazım. Türkiye'nin gündeminde hangi meseleler var bugün? Bir Suriye harekatı meselesi var. Ki Amerika buna karşı çıkıyor. Yeni bir Suriye operasyonu var. Amerika ile ihtilaflı bir mesele bu. Bir. İkincisi NATO meselesi var. Şu genişleme Finlandiya. Evet, NATO'nun genişlemesi Finlandiya ile ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili Türkiye'nin rezervleri var. Yani şimdi insanın aklına o zaman bu mesele yeni bir pazarlık ve şantaj meselesi mi diye geliyor. Bakın aklıma başka bir şey geldi. Siz şimdi bunu söyleyince Trump dönemiydi hatırlarsanız. Trump bizim yine bir kara harekatımız vardı Suriye'de. İki dakikamız kalmış. Evet, hemen toparlayayım. Evet. Kara harekatı vardı. Hı hı. Trump dedi ki akıllı ol dedi. Mektup Erdoğan'a. Mektup dönemi. Ve bu hem rahip meselesi vardı, yani rahip Brunson meselesi, rahibi bırakmazsan dedi senin mal varlığını soruştururuz dedi. Teklif verdiler mecliste, şeyde Amerika'da kongrede, arkasından bırakıldı ve biz o zamandan beri diyoruz ki bir ülkenin başkanı, cumhurbaşkanı dönüp mal varlığını soruştururum dendiği zaman bu tehditlere meydan okuyabilme cesaretine sahip değilse, soruşturmazsan namertsin diyemiyorsa o ülke ciddi bir tehdit altında demektir. Son bir iki cümle yani, de tabii vizyon yani belgesinden şimdi alacağım ama buralara bağlayarak aslında konuşmak da gerekiyor biraz. Kirli para temiz para. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok üzerinde durduğu konu. Para gelirse sahibi de gelir sözü de var. Evet. Yani bir, siz meydan okuyacak cesarete sahip değilseniz ve kendi geçmişinizle ilgili, varlığınızla ilgili kaygı duyuyorsanız sizi rehin alırlar, teslim alırlar. İki, bir ülkeye kara para gelirse ve ülkeyi kara paraya muhtaç ederseniz arkasından sahibi de gelir
ve en büyük şehirleriniz, metropolleriniz uluslararası mafyanın, çetenin hesaplaşma alanı haline döner. Dünyada çok ciddi temiz fonlar var. Sayın Genel Başkan vizyon açıklamasında da söyledi. Biz kara paraya muhtaç edilen bir Türkiye değil, yeşil, temiz sermayenin geldiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Orada da söylediğimiz gibi 2,5 trilyon dolarlık dünyada bu konuda kaynak var. Yeni fonlar, yeşil sermayeye yatırım yapan, yani çevreci, yeşilden anladığımız onların anladığı gibi değil. O dolar değil. Kombasan bombasan tipi bir şey değil. Ciddi temiz sermayeye dünyada çok önemli kaynaklar var. İlk 3 yıl içerisinde iktidarımızın 100 milyar dolar doğrudan temiz sermayeye yatırımı, 75 milyar dolar varlık fonlarından, yurt dışından gelecek ve 150 milyar dolar da emeklilik fonu gibi bu önemli fonlardan gelecek kaynak var. Sayın Genel Başkan'ın sadece bu söylediği ilk anda 3 yılda gelecek. 2,5 trilyon, 2 trilyon 400 milyar dolarlık da çok ciddi kaynak var hareketin içinde.